Değerli öğrencilerimiz, yönetimde güncel yaklaşımlar dersimize hoş geldiniz. Birinci ünitemizde sizlere ne yapacağız? Yönetim düşüncesi ve uygulamalarının gelişimi konusundan bahsedeceğiz. Buradaki insan kavramı ve doğa kavramları ne yapacak karşımıza çıkacaktır. Yönetim düşüncesi ve uygulamaların gelişimi denildiğinde iki tane önemli kavram karşımıza çıkıyor. Bir insan, bir de doğa kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi bu iki unsurun çelişmesinden genellikle kim galip çıkmıştır? İnsan kavramı galip çıkmıştır. Ki bu süreç içerisinde gelişen süreçlerde bilimsel gelişme denildiğinde aklımıza genellikle insanın ihtiyaçları ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. Bu insanların ihtiyaçları doğrultusunda ne yapılmıştır? Çeşitli gelişimler söz konusu olmuştur. Yani buradaki doğayla mücadele kavramında insan her zaman için ihtiyaçları doğrultusunda doğayı yönlendirmiştir. Ha, zaman içerisinde bazen de doğa galip geldi mi? Geldi. Mesela ne yapıyoruz? Denizleri dolduruyoruz. Oraya ne yapıyorsun? Konut yapıyorsun, değil mi? Aslında ciddi anlamda bir sıkıntılıdır. Yani yönetim kavramında insan ihtiyaçlarının gelişimi yönünden nedir? Bazen insanlar doğayı hor kullanabiliyorlar. Şimdi bu şekilde insanların mesela ne yaptık? Denizi doldurduk. Onun üstüne gittiniz, konut yaptınız. Denizin resmen ortasında oturuyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir deprem olduğunda direkt olarak denize kıyısı olan bölgeler ne olacaktır? Doğal olarak yıkılacaktır. Yani doğa tekrar eski yerine o konutları yıkıp yenisini alacaktır diyoruz. Şimdi ama genellikle bu yönetim veya güncel yaklaşım kısımlarında ne yapmıştır? İnsan her zaman için ön plana çıkmıştır. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım. Burada neler olacaktır? Bilimsel gelişmenin başlangıcıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir ifade söz konusu. Şimdi burada işte ne diyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. İşte Fransız İhtilali ile başlamıştır. Endüstri Devrimi ile başlamıştır. Batı uygarlığının başlamasıyla başlamıştır. İnsanlıkla birlikte var olmaya başlamıştır diye ibareler nedir? Söz konusudur. Şimdi buradaki kavramların içerisinde doğayla insan kavramlarından bakıyoruz. Şimdi buradaki cevabımıza baktığımızda cevabı ifadeyi kullandığımızda ne diyoruz? Bilimsel gelişmenin başlangıcı ile ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Bilimsel gelişme kavramıyla ne olmuştur? İnsanlıkla birlikte var olmaya başlamıştır. Yani burada ne diyoruz? Bilim kavramı, bilimsel gelişmenin başlangıcı ile ilgili hangisi doğrudur derse insanlıkla birlikte var olmaya başlamıştır. İşte bu insanlık var olmaya başladığı anda doğayla ne yapmıştır? Bir mücadele içerisine girmiştir. İşte bu doğayla insan mücadelesi içerisinde genellikle ne oldu? İnsanlar galip geldi. Ne oldu? İnsanların ihtiyaçları ön plana çıkmıştır. O zaman burada ne olacaktır? Birinci sorumuzda doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır diye bir ibare söz konusu değil. Tamam, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oldu? Bir gelişim oldu. Hatta yapılanma sürecine girildi. Ama bilimsel gelişmenin başlangıcı yönünden herhangi bir süreç olmadı. Sadece orada teknolojinin ilerlemesi konusunda bir yapı oldu. Yine Fransız İhtilali'nin başlangıcı yine bir bilimsel ve teknolojik sürecin yapılandırılmasına gidilmiştir. Endüstri devrimi yine aynı şekilde Batı uygarlığı, yani şuradaki dört madde hepsi teknolojik yönden gelişme, yani bilimsel yönden bir gelişme veya insan veya doğa arasındaki bir ilişkiden ne yapmıyor? Söz etmiyor. Ama bilimsel gelişmeler insanlıkla birlikte ne yapmıştır? Var olmaya başlamıştır değerli öğrencilerimiz. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde burada bize bakalım neleri söyleyecek. Şimdi diyor ki burada aşağıdakilerden hangisi ilkeli komünal toplulukların olduğu dönemlerde gözlenen olgulardan birisi değildir. Şimdi buradaki komünal topluluk denilen bir kavram vardır. Komünal topluluk öncelikle nelerdir? Onlara bir bakalım. Bakın burası çok önemli. Komünal topluluk denilen unsur burada karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor.
Bakın şimdi, komünal topluluklarda anaerkil bir yapı ne diyor?